Selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu bölümde Arbitrum Orbit üzerinde çalışan EduChain'i inceleyeceğiz. Yani Open Campus projesini inceleyeceğiz. Bir vaka çalışması olduğu için bence daha eğlenceli. EduChain neler yapıyor? Open Campus nasıl çalışıyor ve Arbitrum Orbit'ten nasıl yararlanıyor? Bunların hepsine bu videoda birlikte bakacağız. Öncelikle Open Campus ne? Bundan bahsetmek istiyorum. Open Campus eğitim sektörünü aslında Web3 teknolojisiyle dönüştürmeyi amaçlayan bir platform. Ve EduChain ile birlikte eğitim içeriği üreticilerinin, okulların ve öğrencilerin dijital bir dünyada toplanmasını sağlıyor. Ve eğitim materyallerinde güvenilir ve doğrulanabilir şekilde bir ağ üstünde toplamayı ve bu şekilde öğrencilerle işte eğitim görevlileriyle paylaşmayı sağlamayı amaçlıyor. Ve buradaki ana ama şu eğitim süreçlerinde şeffaf olunması, daha güvenli doğrulama ve takip süreçlerinin daha rahat sağlanmasını istiyorlar ve bunun için de Arbitrum Orbit altyapısını kullanıyorlar. Arbitrum Orbit'ten çok bahsettik ama bir genel bakış yapayım bu case öncesinde. Arbitrum Orbit, Ethereum üzerinde inşa edilen geliştiricilerin veya işte bu alanda çalışmak isteyen kişilerin Katman 2 veya Katman 3 uygulamalar oluşturmasına imkan tanıyan bir çözüm platformu. Open Campus ve EduChain'de Arbitrum Orbit'in sunduğu bu platformu, bu avantajı kullanarak eğitim setleri geliştiriyorlar. Ve bu sayede işte hızlı ve daha düşük maliyetli, Ethereum'la tamamen uyumlu ve arka planında nitro teknolojisi olan bir ağı kullanmış shoulder. Peki EduChain yapısı neler var? Veri depolama kısmı var öncelikle EduChain tarafında. Tüm eğitim belgeleri, öğrenci bilgileri, sertifikalar şifrelenmiş biçimde blok zincirde kayıtlı. Ve burada arka planda akıllı sözleşmeler de var. Ve bu akıllı sözleşmeler sayesinde işte eğitim içeriklerin hak sahipliği, ödemeleri, içerik lisanslaması gibi işlemler de bu akıllı sözleşmeler sayesinde oluyor. Ve aynı zamanda bir tokenizasyon süreci oldu. Edu EduToken çıktı EduChain üstünde, Open campus üstünde. Ve platform içindeki tüm ödemeler işte işte ödül gönderimleri ve işlem sistemlerine bu Edu sayesinde sağlanıyor aslında. Bunun dışında uygulama programlama arayüzleri var API dediğimiz. Eğitim kurumları ve içerik üreticileri bu API'ler sayesinde platforma kolayca entegre olabiliyor. Peki Arbitrum Orbit'in teknik katmanları ve veri doğrulama kısımları neler? Biraz bunlara bakalım. Ya yani Arbitrum Orbit'in aslında temel özelliklerinden biri bir zincir üzerinde gerçekleşen her işlemin doğruluğunun garanti edilmesi. Bu işlem Arbitrum'un aslında arka planda o Rollups teknolojisi dediğimiz kısımla gerçekleşiyor. Ne demiştik? Rollups işlemleri Ethereum ağ dışında toplayıp Ethereum'a gönderip daha verimli şekilde işlemlerin gerçekleşmesini sağlıyordu aslında. Örneğin burada işte eğitim içerikleriyle ilgili belgeler Rollups teknolojisiyle hızlı bir şekilde işleniyor ve sonrasında Ethereum'a gönderiliyor ve tüm bunlar da Arbitrum'daki validatör düğümleri tarafından da doğrulanıyor. Peki Open Campus'un yani EduChain projesinin teknolojik mimarisi nasıl? Open Campus, Arbitrum, Orbit ve EduChain üzerine inşa edilmiş bir eğitim platformu aslında. Bu platformun en önemli özelliklerinden biri de modüler bir yapıya sahip olması. Yani burada her kurum veya içerik üretici platformu kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Örneğin burada işte eğitim yönetim sistemleri var. Bunlar tamamen blok zincir tabanlı, şeffaf ve doğrulanabilir içerik yönetim sistemleri. Yine dijital sertifikalar var ve bu tüm sertifikalar orlanabilir şekilde duruyor ve güvenli bir şekilde de saklanıyor. Ve en önemli şeylerden biri blockchain üstünde sağlanan oyunlaştırmalar ve eğitim uygulamalarıyla eğitimi daha interaktif hale getiriyor. Peki e, buradaki akıllı sözleşmeler nasıl çalışıyor Educhain üstünde? Bunlara da bakalım. Aslında platform işleyişi şöyle akıllı sözleşmelerle desteklenen bir gelir paylaşım sistemi var. Burada bir eğitim içeriği üretiyorsanız platform üstünden içeriklerinizi sunduğunuzda içerik satışlarından elde edilen gelirler akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik olarak doğru şekilde sizlere geliyor. Aslında tüm içerik üreten eğitimcilere paylaşılıyor. Bu sayede hani o geleneksel ödeme sistemlerde yaşanan gecikmeler işte kapilandaki bilemediğimiz şeffaf olmayan kısımlar ortadan kalkıyor. Bunun dışında bir dijital haklar yönetimi kısmı var. Mesela örneğin bir içerik ürettiniz. tüm içeriklerin dijital hakları size ait. Bunların borsan basımı mümkün değil. Bunların güvenliği EduChain tarafından sağlanıyor. Ve şu ana kadar da iyi bir şekilde ilerliyor. Hala tam olarak benimsenmiş değil ama şu an verilere baktığımızda kullanıcı büyüme oranı %30. 10 milyon edit token gibi bir işlem hacmi var. Ve platformda 100 binden fazla kayıtlı sertifika şu an için anlık olarak bulunuyor. Eğitim içeriklerine ve yani buradaki web roline rolüne bakalım. Yani en önemli kısımlarından biri dijital sertifika. Çünkü blockchain üstünde bunlar doğrulanabiliyor. Ve diğer bir kısım ise oyunlaştırma. Şimdi ben bunları birazdan platform üstünden sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Open Campus'un sitesine gidiyorsunuz örneğin. Burada aşağı doğru iniyorsunuz. Zaten işte burada hakkında platforma. A ile ilgili tüm şeyleri burada bulabilirsiniz. İşte Edu Token. İşte buradaki tüm işlemler için Edu kullandığı. kullandığını. Mesela ID. Yani şu an mesela siz bir kullanıcı olarak gidip ID'nizi buradan claim diye cüzdan bağlayıp bir web cüzdanı bu alıp bir öğrenci ID'nizi öğrenci kimlik kartınıza alabilirsiniz ve bu yalnız size ait olur NFT olarak basıldığı için bir kimlik blok zincir üstünde basılıyor ama bu kimlik dijital şekilde bu şekilde bunları görebilirsiniz onun dışında neler var belli programlar var bunları da size göstereyim bu 6 haftalık bir accelerator programı var örneğin burada bu tarz programlara kayıt olabiliyorsunuz ekibi de görebiliyorsunuz oldukça tecrübeli bir ekip tarafından geliştirildi. Açıkçası Orbit'le ilgili çok şey görebilirsiniz. Burada işte EduChain kısmı var. Bakın burada da Arbitrum Orbit tarafından geliştirildiği gözüküyor. Dökümanlara göz atabilirsiniz. İşte hekatonlar oluyor. Mesela 1 milyon dolar ödüllü bir hekaton var. Yani bunun üzerinde aslında gerçekten bir dijital bir eğitim kurumu gibi düşünebilirsiniz. Birçok özellik sağlanıyor diyebilirim. Zaten linki de yorumlara bakacağım. Oradan da siz inceleyebilirsiniz. Bu kampüsün amacı açıkçası bu dijital dünyayı büyütmek ve gelecekte daha fazla eğitim kurumuyla ve içerik üreticisiyle alınlaşarak daha büyük bir kitleye ulaştırmak ve her geçen gün platforma bu kapsamda yeni uygulamalar, yeni özellikler de etkiliyorlar. Yani gün geçtikçe dijital dünyada daha çok vakit geçiriyoruz ve dijital dünyada vakit geçirdikçe de dijital dünyadaki eğitim de önemli bir rol alıyor. Ve Obun kampüste burada bence gerçekten önemli bir etkiye sahip ve olmaya da devam edecek ve burada tabii ki arka plandaki Orbit teknolojisi de bunu öne çıkarıyor. Çünkü buradaki eğitim tarafında hiç kimse bir yavaşlık yaşamak istemez, bir donma yaşamak istemez, bir sorun yaşamak istemez. Orbit, Orbit bugüne kadar bunların hepsini sorunsuz şekilde sağladı. Orbit üstünde geliştirilen tek proje bu değil. Bu eğitim örneği diye. Oyun tarafında örnekler var. DeFi tarafında örnekler var. Ve bu örnekleri de incelemeye gelecek videolarda devam edeceğiz. Kaynakları da sizlerle paylaşacağım. Sorularınız olursa da mutlaka yorumlara yazın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.